Herkese merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Bu hafta 15-21 Nisan arasını hep beraber şöyle bir gözden geçireceğiz yine. Ve gerçekten zaten hareketli günlerden geçtiğimizi zaten söyleyebilirim. Güneş tutulmasının ardından hala etkilerini hissediyoruz ve Merkür hala retro 26'sına kadar ve 24 Nisan'a doğru ilerlerken de Akrep Burcu'nda meydana gelecek bir dolunayımızın yaklaştığını da unutmamak gerekiyor. Bu hafta özellikle 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün tabii ki kavuşumuyla, ki bununla ilgili bir video yaptım zaten, önümüzdeki yılları şekillendirecek büyük etkileri konuşacağız. Bu kavuşumun derin etkilerini anlamak için tabii ki daha önceden yaptığım, paylaştığım videoya göz atmanızı size tavsiye ederim. Bu hafta astroloji gündeminde öne çıkan başka güzellikse 17 Nisan'da Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu var. Şimdi bu etkileşim hem kariyer yollarımızda, hayatımızda, misyonumuzda bize destek olabilecek. Özellikle kadersel bağlantıları, belki de böyle tesadüfi karşılaşmaları müjdeliyor olacak ki 19 Nisan'da ise Merkür ve Venüs'ün kavuşumu bize maddi değerlere ve zevklere olan odaklanmamızı daha da bir arttıracak. Bu dönemde kalıcılık ve sahiplenme arzumuz çok daha belirginleşecek. Ayrıca Güneş tabii 19'unda Boğa burcuna geçişiyle buradan birlikte tüm Boğa burçlarının mutlu yıllar dilemek istiyorum hepsine. Bu geçiş haftaya güçlü ve verimli bir enerji katıyor arkadaşlar. Eğer bu gezegen hareketlerini gerçekten doğru yönetebilir ve etkilerini iyi kullanabilirsek bu hafta içerisinde kendimiz için çok güzel ve verimli bir yol haritası da çizebiliriz. Şimdi bu haftanın her bir detayını daha yakından bakalım bu muazzam enerjilerden nasıl faydalanabileceğimizi beraberce keşfedelim. Önümüzde gerçekten heyecan verici bir hafta var. Evet sevgili Yay burcu ve yükselen Yaylar, 15-21 Nisan haftasını konuşuyoruz. Bu hafta Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşum etkileri çok yoğun bir şekilde hissediyor olacak artık. Bu hafta özellikle 21 Nisan'da da bu kavuşum gerçekleşecek zaten. Bu da iş, kişisel hayatınızda ani beklenmedik sürpriz gelişmeler demek. İş ortamınızda, çalışma koşullarınızda çok büyük değişiklikler ve iyileşmeler yaşanacak zaten. Yeni belki de yöneticilik fırsatları veya teknolojik yenilikler işinizde daha da bir kolaylaştıracak ve performansınızı daha da arttıracak. İş ortamında böyle ani büyümeler, zenginlik fırsatları sizin için böyle ayağınıza sunulacak gibi. Bu yeni bir projenin başlaması ve mevcut iş koşullarınızın önemli ölçüde iyileşmesi şeklinde de tabii ki olabilir. Ayrıca burada çalışma modelinizde yeni bir çalışma modeline geçiş veya yeni bir şirket aracı gibi böyle değişiklikler de sizin için mümkün. Sağlık konularında da olumlu gelişmeler var zaten. Çok yenilikçi tedavi yöntemlerine geçebilirsiniz. Eğer sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa bununla ilgili daha farklı fırsatlar çıkabilir. Bu dönemde sağlık durumunuzda iyileşmeler zaten yaşayacaksınız ki bu durum genel motivasyonunuzu ve yaşam kalitenizi zaten çok arttıracak sevgili Yaylar. Ev ve aile hayatınızda çok destekleyici ve güzel gelişmeler var. Özellikle de aile büyüklerinizden veya evle ilgili konularda fırsatlar karşınıza çıkacak. Bu süreçte belki de, çünkü uzun bir süreç bu, 2031'e kadar sürecek bir süreç. Bu süreçte ev sahibi olabilirsiniz, önemli bir adım atabilirsiniz veya aile içinde çok mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tabii ki Güneş'in de Boğa burcuna geçişiyle, çünkü 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. İş ve günlük rutinleriniz şöyle daha da bir önem kazanacak. İş koşullarınızda yoğunluğunuz artacak. Yeni projeler ve ekibinizle birlikte yürüteceğiniz böyle çalışmalar sizi motivasyon olarak da çok daha yükseltecek, yukarıya taşıyacak. Bu dönemde daha hizmet odaklı çalışacaksınız. İş yerinizde huzuru koruma eğiliminde çok net olacaksınız zaten. Bu hafta aynı zamanda dediğim gibi sağlık ve günlük rutinlerinizle ilgili çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Yenilikçi fırsatlarla karşılaşacaksınız. İyi haberlerle dolu bir haftanın, bir dönemin daha doğrusu başlangıcı içerisindesiniz. İş ve kişisel hayatınızda yeni başlangıçlar için lütfen hazırlıklı olun. Her anlamda açık fikirli olun. Gelişmelere lütfen hazır olmak için bu süreçte sizi çok büyük avantajlar bekliyor. Yay burcu ve yükselen Yaylar için genel olarak motive edici ve heves uyandırıcı bir hafta olacak ama bir hafta demek belki de çok yanlış. Şimdi çünkü yeni bir dönem başlıyor. Bu Uranüs ve Jüpiter kavuşumuyla beraber 2031'e kadar sürecek bir döngü bu. Bu döngüyle ilgili ben bir video yaptım. Lütfen bu videodan sonra Jüpiter-Uranüs kavuşumlu olan bu döngü videomu lütfen seyredin ki size nasıl etkiler daha fazla olacak ve nasıl bu döngüyü yönetebilirsiniz öğrenin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.